Herkese merhaba. Çekurt mutfağıma hoş geldiniz efendim. Çok keyifli bir günde yine hep beraberiz. Umarım sağlığınız yerindedir diyelim ve programımıza şöyle bir başlayalım güzel güzel. Evet, kim geliyor bugün mutfağıma? Bir başvuru aynı zamanda. Sevgili Fatma Demirci bizimle beraber olacak. Ve yayın öncesi bana söyledi ki, Tuğçe o kadar çok gelmek istedim ki bu mutfağa, o kadar heyecanlıyım, o kadar mutluyum ki dedi. İnşallah Fatma Hanım'ın tüm beklentilerini bugün bu mutfakta karşılarız diyorum. O bizim beklentilerimizi karşılayacak çünkü hakikaten çok güzel lezzetler hazırlamış bizler için. Neler yapıyor bir anlatıyorum size hemen o gelmeden. İlk önce cevizli bir çıtır börek yapıyoruz fırında. Çok lezzetliymiş, çok övdü. Bakalım. Sonra ıspanaklı bir rulo yapıyoruz. Bugün mutfakta, Tuğçe'nin mutfağında yeşil bir renk hakim efendim. Çünkü ıspanaklı rulo var. Sonra yeşil mantı var ıspanak püresiyle yapılan. Ama ben ne yapıyorum? Ben de çok keyifli bir bu yeşilliklere uygun yine yeşilli bir şey yapayım dedim. Kuru börülce salatası yapıyorum efendim. Çok keyifli, güzel bir salata. Malzeme listem burada. Yine kolay, pratik tariflerimden bir tanesi. Dilerseniz siz bunu kuru börülce yerine işte nohutla da yapabilirsiniz. Nohut yerine diğer bakliyatla, mercimek, yeşil mercimekle de olur. Ama ben kuru börülce, örneğin mesela yeşil mercimek, ya kara şimşek diyelim hatta ona. Hayatımda gerçekten bolca var. Çok seviyorum. Yemeğini de çok seviyorum. Salatalarda da kullanıyorum. Ama kuru börülce aslında o kadar dahil ettiğim bir lezzet değildi. Ama son zamanlarda onu da hayatıma ekledim. Protein açısından da bolca zengin. Umarım siz de bu salatayı evinizde denersiniz diyelim. Malzeme listesi burada ekranda. Yanlarınıza geliyor. Bakalım içinde neler varmış. Bir su bardağı haşlanmış börülce, yarım su bardağı mısır, bir adet kapya biber, iki dal taze soğan, üç adet kornişon turşu, yarım demet maydanoz. Sosu için bir adet limonun suyu, iki yemek kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı hardal ve tuzumuz var. Evet, ne yapıyoruz? Şimdi ilk önce yeşilliklerimizi doğrayalım. Ya bu hep söylüyorum. Bunların hepsi damak tadı ve sizin arzunuza bağlı detaylar. Maydanoz yerine farklı yeşillikler kullanın. Ben maydanozu hep söylerim, bilirsiniz. İzleyenler bilir. İyi ödem attırdığı için çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden maydanozu salatalarıma saplarıyla birlikte koymaktan hiç imtina etmiyorum. Ve bu salatada da maydanozu, sadece bu en dip kısmını koymuyorum. Şöyle bunu da kenara alayım. Ama genellikle salatalarda maydanozu mutlaka koyuyorum. Bu arada kuru börülce aslında ben tazesini çok severim. Böyle Ege'de daha çok vardır. Genelde bilmeyen çok var maalesef. Hani deniz börülcesini bilirler ama bu yeşil börülce, yani bu taze fasulyenin daha ince olanı aslında. İçinden de işte bunlar çıkar. Bizim Ege'de pek meşhurdur yaz aylarında. Ve nasıl güzel olur biliyor musunuz zeytinyağlı yemeği? Yanına bir de böyle kuru soğan kıracaksınız böyle. Diyeceksiniz. Hakikaten çok lezzetli olur. Ege'ye yolunuz düşerse ya da pazarlarda, İstanbul pazarlarında var mı çok emin değilim. Ama Ege'ye gittiğinizde mutlaka yaz aylarında o yeşil börülceden alın. Aynı taze fasulye yapar gibi zeytinyağlı yemeğini yapın ve yemeğe doyamayacağınızı garanti ediyorum. Evet, maydanozlarımı doğradım. Kapya biberim var. Kapya biberimizi de doğrayalım. Kapya biberi de ben yine çok severim. Lezzet kattığını düşünüyorum. Közlenmiş halini de, böyle çiğ çiğ halini de oldukça beğeniyorum. Bu salataya da lezzet veriyor. Evet, kapya biberlerimizi de doğrayalım. Özellikle böyle beslenmemize dikkat ediyorsak, bence bu salataları özellikle akşam yemeklerinde soframıza dahil etmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü hafif, aynı zamanda içine koyduğumuz malzemeler çok önemli. Yeşillikler evet ama ne ile çeşitlendiriyoruz? İşte peynirle mi çeşitlendiriyoruz, etli mi yapıyoruz yoksa bakliyatla mı yapıyoruz? Onların da önem arz ettiğini düşünüyorum. Çünkü hani vücudumuzun, uzmanlarımızın söylediğine göre hep almamız gereken besinlerimiz var. İşte besin gruplarımız var. Protein de onlardan biri. Böyle yeşilliklerin yanına isterseniz bitkisel proteinlerle, isterseniz de böyle bakliyatlardan alacağımız proteinlerle bence salatamızı zenginleştirebiliriz. Kornişon turşuyu sonra doğrayayım. İlk önce şu kaseme malzemeleri koyayım.
Evet. Şimdi biraz da kornişon turşu koyacağım. Benim yine yaptığım daha önce Tuğçe'nin mutfağında bir salatam vardı. Nohutlu yaptım. Kornişon turşulu, o zaman közlenmiş kırmızı biber kullanmıştım. Hakikaten kornişon turşuyla kırmızı biberin uyumunu da pek severim. Evet. Kornişon turşumuzu da ekleyelim. Mısırımızı da koyalım. Şöyle. Aslında mısır bu arada çok sağlıklı değil. Doğruyu söylemekte fayda var bence. Çünkü böyle bazı şaibeler var mısırla ilgili. Çok bilmediğim için de hani %100 böyle iddialarda bulunmak istemiyorum. Ama lezzetlendiriyor. Maalesef lezzetlendiriyor. Tadını ben çok seviyorum. Dilerseniz koyabilirsiniz. Ama yok Tuğçe, full sağlıklı bir salata olsun derseniz hiç mısırı, yani bu malzeme listesinden mısırı çıkarabilirsiniz. Taze soğan bence salatalara mutlaka konulması gereken yeşilliklerimizden bir tanesi. Çünkü salatanın tamamen tadını olumlu yönde değiştiriyor. Yine saplarıyla birlikte iki dal taze soğan da kullanıyorum. Evet. Taze soğanımızı da ekleyelim. Hı-hı. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Evet, şöyle kenara alayım malzemelerimi. Sosumda ne var? Hardalım var. Direkt nar ekşisi, limon, zeytinyağı, öyle bir sos da hazırlayabilirsiniz. Daha basit bir sos ama ben hardal koydum. Limon suyu koydum ve zeytinyağı koyuyorum. Azıcık da tuzumu ilave edeyim içine sosumun. Ve bence sosları her zaman, sosa koyacağımız malzemeleri her zaman salataları tek tek ilave etmek yerine hepsini birbirine karıştırdıktan sonra ilave etmekte fayda var. Çünkü sostaki tüm malzemeleri ilk önce birbirine geçsin. Daha sonra koyacağımız yeşilliklere ekleyelim derim. Evet, benim de böyle sosumu salatama eklemeden önce tüm malzemeleri karıştırdım. Zeytinyağı tercihi, yani miktarı size kalmış. Bol zeytinyağlı seviyorum derseniz zeytinyağını da bolca koyabilirsiniz. Kuru börülce kabuklarını soymakta fayda var, ayıklamakta fayda var. Onu da hatırlatalım. Şimdi sarı renk olan hardalın verdiği sarıyla hazırladığımız sosumuzu da ilave edelim. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Tüm malzememize yedirelim sosu. Bence mesela hardala göre şu anda zeytinyağı bir tık daha az kaldı. Şu anda hissettiğim. O yüzden ölçülerime ek olarak biraz daha zeytinyağı eklemek istiyorum salatama. Azıcık daha. Hı-hı. Evet. Şöyle bir karıştırayım. Şimdi güzel bir sunum tabağım var. Ona da koyayım salatamı. Hazır olsun. Programın sonuna doğru uğraşmayalım. Şimdiden hazırlayalım. Sonra Fatma Hanım'ın lezzetlerine odaklanalım sadece. Çünkü işimiz uzun, mantımız var, böreğimiz var. Sonra güzel bir rulomuz var, ıspanaklı. Az önce de bahsettiğim gibi programın başında, hakikaten bugüne yeşil hakim. Bugün Tuğçe'nin mutfağında yeşil hakim. Benim salatamda uyum sağladı Fatma Hanım'ın lezzetleriyle. Efendim afiyet olsun. Dilerim evinizde denersiniz. Az önce de söylediğim gibi akşam yemeklerinde özellikle böyle hafif lezzetlerle, aynı zamanda vücudumuza faydalı lezzetlerle günümüzü geçirirsek ertesi güne bence daha mutlu, huzurlu, böyle karnımız biraz daha içimizde kalkarız diye düşünüyorum ve Fatma Hanım'ı mutfağıma davet ediyorum. Gıcık tuttu Fatma Hanım'ı. Öksürük değil mi? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İyi misiniz? Heyecan var mı? Ya birazcık. Birazcık var ya. Olsun. Geçer. Şimdi yemeklere başlayalım. Heyecandan eser kalmaz. İnşallah. İnşallah mı? İnşallah. Biraz anlatın serüveni. Nasıl oldu Tuğçe'nin mutfağına başvurmak? Nereden aklınıza geldi? Yani belki 10 defa başvurmuşumdur. Çok istiyordum. Sizi seyrediyorum çünkü her gün. Yani bütün programları seyrediyorum aslında sizde olan. Çok istedim gelmeyi.
Teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için. Estağfurullah, yani öyle kabul etme falan hiç öyle kelimeler hiç kullanmayalım. Hakikaten programımıza ilgi var. Çok da teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Ama sonuçta başvurular geliyor. Arkadaşlarımız konu üzerine çok ilgililer. Hı-hı. Özellikle Büşra'cığım ilgileniyor bu konuyla. Ama hep bir zaman oluyor işte. Belli bir gün sonra da o bize gelen taleplere mümkün olduğunca karşılık vermeye gayret ediyoruz. Ama şu anda Fatma Hanımcığım, sizin vasıtanızla seyircilerimize de bir kez daha hatırlatma yapayım. Gördüğünüz işte Fatma Hanım başvurdu ve bugün mutfağımızda beraberce yemek yapacağız. Nasıl başvuruyoruz? Kanalımızın web sitesine giriyoruz. Evet. Web sitesinde bir başvuru formu var. Onu dolduruyorsunuz. O bize mail olarak düşüyor. Sonra arkadaşlarımız değerlendiriyor ve sizlere geri dönüş yapıyorlar. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Evet. Çok konuştum, yoruldum. İlk tarifimiz neydi? Cevizli çıtır börek. Çıtır börek. Size öyle alayım. Tamam. Ben de seyircilerimize malzeme listesini sayayım efendim. Cevizli ben ellerimi yıkadım. İçinde. Tabii ki ellerimiz yıkandı. Ben hemen malzeme listesini sayayım, sonra yapmaya başlayalım. Hı-hı. Bakalım neler varmış cevizli çıtır böreğin içinde. 1 kilo un, 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı sirke, 1 bardak su ve tuz. İç harcı içinse 1 su bardağı sıvı yağ, 1 kilo çekilmiş ceviz. Evet. Ne yapıyoruz? Hamurumuzu yoğurmakla işe başlıyoruz. Buyurun, başlayalım o zaman. Tamam. Şimdi ilk kez mi bir programa konuk oluyorsunuz? Evet. O zaman ben size şimdi birkaç tüyo vereyim. Tamam. Hem konuşacağız, hem ağzımız çalışacak, hem elimiz çalışacak. Tamam. En önemli püf noktası bu, o yüzden başlayalım. Tamam. Peki. Yumurtayı kırarak işe başlıyorum. Buraya mı kırıyoruz? Evet, kabuğunu buraya kıracağım. Şöyle. Ya siz böyle gelin, daha rahat olacak. Yani bence cam kaseye doğru gelin. Daha kolayınıza gelecek şöyle diye düşünüyorum. Size. Sonra bir kaşık yardımıyla mı şey yapayım elimle? İstediğiniz mi? Gibi. Yeni efendim, buralara yeni düştü Fatma Ana. Evet, yani bizim bazı konuklarımız artık bana dördüncü kez mi geliyorlar? Ben de tekrar gelmek isterim. Tabii ki beklerim ama onlar tabii daha başka programlara da gittikleri için benden daha tecrübeliler maşallah. Fatma Hanım daha yeni. Ne koydunuz? Koyduklarınız daha çok kuralları söyleyeyim. Pardon. Ekledikçe yoğurdumuzu koydum yarım su bardağı. Şimdi suyumuzu ekliyorum. Ondan sonra sirkemizi ekleyeceğim. Hamuru yoğurmaya başlayacağız. Tamam, tamam. Sirkemizi de koyuyoruz. Bu içi için. Şöyle bırakalım bunu. Tamamdır. Evet. Yağımızdan bu kadar mı koydunuz? Bu kalanını koymuyor musunuz? Bu kalanını açtıktan sonra. Açtıktan sonra koyacaksınız. Evet. Tamam. Şimdi unumuzu mu ilave etmeye başlıyoruz? Ben ilave edeyim. Tamam. Teşekkür ederim. Daha iyi olur. Nasıl bir hamuru olacak? Bu arada siz yoğurmuş getirmişsiniz ama dinlenmesi gerektiği için getirdiniz? Evet. Tamam, o zaman seyircilerimize söyleyelim. Yaptıktan sonra ne kadar dinlendirmeleri gerekiyor? Yarım saat dinlenirse tamamdır. Tamam olacak. Evet. İlave edeyim mi daha? Koyun. Yani biz unun kulak memesi yumuşaklığında diyelim. Aldığı kadar un dedik herhalde. Aldığı kadar, aldığı kadar. Klasik şu kulak memesini de bir anlayamadım inşallah. Öyle diyorlar, ben göz kararı yapıyorum da. Koyuyorum. Hızlı hızlı dökebilir misiniz? Tamam. Biraz hızlı yoğururum çünkü. Tamam. Siz bana tamam deyin. Evet, ben size söyleyeyim. Evet. Evet. Kulak memesi kıvamında. İki kaşık daha istiyorum. Hepimizin bildiği ama hep bir tereddütle yaklaştığı o kıvamda olacakmış. Evet. Tamam. Bakayım şimdi. Hı hı. İşte bu aldığı kadar un meselesi efendim, bu işlerde ne kadar pratikleşirseniz, ne kadar çok evde alıştırma yaparsanız öyle gelişen bir durum. Ben yıllardır hamur açıyorum, yani hamur açmayı çok seviyorum. Ben de Allah sizi inandırsın, her gün açıyorum evde. Doğrudur. Hiç doğru değil. Değil mi? Hiç doğru değil. Yapabilirsiniz, her şeyi yapıyorsunuz, onu da yapabilirsiniz. Pratik şeyler birazcık yapıyorum. Birazcık daha un alabilir miyim? Evet. Bir kaşık daha alayım. Nasıl? Oldu. Bunu şey oldu ama yapışıyor şu an ele hala. Yapışsın mı? Evet, yoğurt olduğu için yapışıyor. Evet, hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi çıkartıp birazcık şurada özleştireyim. Tamam. Ondan sonra hamurumuz tamam. Tamam. Şöyle birazcık bunu alayım. Hı.
kendimi sıyırmak için bu kaşığı kullanabilir miyim? İstediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz mutfaktaki. Tamam. Onu da alayım isterseniz. Onu tekrar alabilir miyim? Biraz ele yapıştığı için uzun sürüyor. Hı hı. Ama ben şöyle yapayım vakit kaybetmememiz açısından. Tamam. Onun yardımıyla unumuzu özdeşleştireceğiz. Evet. Bu tamamdır. Bir dinlenmek için bir kap alalım. Tamam. Buyurun. Streçleyip bunu zaten bizim hamurumuz hazır efendim. Evet. Daha önce Fatma Hanım sağ olsun yoğurmuş. Tabii ki yıkayabilirsiniz. Tamam. Bu hamurumuz var. Ben bunu çıkartıyorum size elinizi yıkamaya gittiğiniz için. Şöyle bayağı evet yapışan bir hamur. Şu an hala yapışkan hamurumuz. Yine onunla bir özdeşleştirecek miyiz? Kendini bulduracak onu mıyız? Onu bir tekrardan bir elden geçireceğim. Efendim siz yaparken de mutlaka yarım saat dinlendirmeniz gerekiyormuş. Onu da hatırlatalım tekrar. Ve şu an yine yapışkan bir hamurla karşı karşıyayım ben inşallah. Ops alacağım içinden. Çok yapışkan. Olsun. Kaldıramıyorum bak çıkartamıyorum. Un yardımıyla mı yapacağız bunu evet. da? Aldım. Unumuzu da böyle getiriyorum. Maşallah bayağı da ağır bir hamur. Evet. Değil mi? Yani bir tepsi yani. Biraz kendinizi anlatır mısınız bize? Sizi tanıyalım. Ben 49 yaşındayım. Maşallah. İki çocuk annesiyim. Evet. Bir tane de dünya tatlısı gelinim var. Aa, evet. Torun yok. Torun yok henüz yeni. Siz anlatın ben de elimi yıkayayım. Evet. O kadar. Yani bu kadar mı anlatacağınız bize Fatma Hanım? Ev hanımıyım. Evet. Yemekle ilginizi anlatın mesela. Yemek çok seviyorum. Özellikle hamur işlerini. İnanılmaz çok seviyorum. Bıçak alabilir miyim bir tane? Şunu kullanıyorum o zaman. Tabii tabii alabilirsiniz. Yani börek açmayı, özellikle mantı yapmayı. Bu yeşil mantının hikayesi nedir? Yeşil erişte oluyor da. Neden, niye mantı olmasın? Neden mantı olmuyor dedim. Denedim bir gün. Sonra gün arkadaşlarıma yaptım çok beğendiler. Gün kaç tane gününüz var? Var 2-3 tane. Bu hanımların benim annemde Nazilli'deyken, Nazilli'de yaşarken akraba günü, öğretmen arkadaşlarıyla günü, evet. komşularıyla günü maşallah. Böyle şeyli mi yapıyorsunuz? Paralı yapıyoruz. Paralı altınlı evet. mı yapıyorsun? Evet. Yani gerçek altın günü. Evet. Biz de geçen sene yapıyorduk bir ara arkadaşım annem ve işte arkadaşı annemin arkadaşı onun kızları vesaire. Ama biz artık evde yapmıyorduk. Biz böyle daha şeye çevirdik onu. Hani evde iş çıkmasın dışarıda restoranlarda evet. kafelerde. Öyle siz hep evde mi yapıyorsunuz? Evde yapıyoruz. İşte. Sürekli hamurlar mantılar açılıyor tabii, o zaman. Tabii benim çıtır böreğimi ve özellikle yeşil mantımı çok beğendi arkadaşlarım. Ben de çıtır börek ve yeşil evet. mantı yapılacak evet, zaten. Yapılacak, evet yapılacak o yüzden. Dedim televizyonda bir yapayım dedim. Bir yapayım herkese sadece arkadaşlarımla kalmasın. Bir tarifini vereyim dedim. Evet. Tüm Türkiye öğrensin. Ama böyle sosyal medyada herhangi böyle paylaşımlarınız yok değil mi? Var. Instagram var sayfam var. Söyleyelim onu da. Fatoş'un Mutlu Mutfağı. Fatoş'un Mutlu evet. Mutfağı ne kadar güzel. Tüm böyle... Aynı zamanda dışarıya mantı da yapıyorum ben evde. Yapıyorsunuz. Evet. Evet. Aynı zamanda ev bütçesine katkıda da bulunuyorsunuz. Evet. Maşallah ne güzel. Dün Fatoş'un Mutlu Mutfağı deyince mutluluğun... Mutlulukla ilgili bir podcast dinledim. Orada şöyle diyordu. Mutluluk mesela zengin olmayı niçin istersin? Mutlu olmak için. Evet. İşte bazı erdemleri niçin istersin hayatında? Hepsi mutluluk için istersin. Evet. Mutlu olmayı sadece mutlu olmak için istiyorsun. Evet. Kendi için istediğimiz tek şey mutluluk. Ve çok hoşuma gitti. Sizlerle de naçizane paylaşayım dedim. Mutluluğun sırrını da herkese göre değişiyor artık. Onu da ben vermeyeyim. Mesela senin mutluluğunun sırrı ne? Vallahi ben... Evlatlarım der. Evlatlarım. Ha. Dünya tatlısı. Evet. Dünya tatlısı. Allah herkesin yani çocuklarımı çok bağışlasın. Seviyorum. Gelinimi de çok seviyorum. Allah
anlamda. Evet. Gelin demeyelim, o da bir kız zaten artık. Evet, o da benim kızım olmuş. Tabii ki de laf evet. icabı gelinim diyoruz. Evet. Öyle yani, kızım da benimle birlikte geldi bugün. Evet, İzin aldı bu arada işte. Kızımız da bizim kolay mı sandın Tuğba var ya, onun arkadaşıymış. Evet. Buradan Tuğba'cığımıza da selam olsun. Severim kendisini. Evet, gerçekten severim Tuğba'yı bu arada. Hiç kameralar önündeyiz diye demiyorum yani. Ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Ben peki, açıyorum evet. bu arada. Tabii tabii, devam. Hı-hı. Bu sıralarda seyircilerimize paylaşmamız gereken özel bir detay olmadığı için. 3 tane yufkayı üst üste yapacağım. Bir tane açıp içine Hı-hı. yağını, cevizini koyacağım. Hı-hı. Üzerine bir tane daha. 3 tane sonra rulo yapacağım. Hı-hı. Her şey rulo mu bugün? Bu da rulo. Biraz. evet. Mantı hariç. Mantı hariç, evet. Biraz evet. öyle. Açıyoruz efendim. Hamurun yani her çeşidi. Yani hamurla uğraşmak çok güzel. Bazı unlar su bırakıyor, bazıları bırakmıyor. Evet, su tutma kapasiteleri unların birbirinden evet. farklı. Protein değerleri de birbirinden farklı. Şimdi yani ben zaten. Açlıklarımı şöyle bırakabilir miyim? Tabii ki. Orada hazırlayabilirim. Hı-hı. Bir taneyi açtık. Hı-hı. Şimdi bir kaşık. Kaşık? Evet. Evet. Şunları biraz sonra kullanacağım. Bunlar mantı için tamam. gerekli olduğu için. Bunlar mantıya mı gerekli? Evet. O şimdi zaman... yağımızı ve cevizimizi de böyle alıyorum. Hı hı. 2 kaşık yağ hı hı. koyup. Sıvı yağ değil evet, mi? Evet, sıvı yağ. Hı hı. Zeytinyağı da olabilir. Tamam. Hakiki zeytinyağı. Hatta daha çok Bence oluyor. Bence zeytinyağı daha güzel. Evet. evet. Şimdi cevizimizden şöyle... Göz kararı. Cevizimiz biraz iri olmuş ama daha güzel olur. İşte ağza gelir, dişe gelir. Hı-hı. Ağza gelir, Hı-hı. yanlış oldu. Dişe gelir. Şimdi bu hazır. Hı-hı. Şimdi bir üstünü mü kapatacağız? Evet, bir tane daha açıyoruz. Ha, 3 kat mı olacak evet. yani? Evet. 3 kat, her katta cevizimiz olacak, öyle mi? Evet. Hı-hı. Sonra onu rulo yapacağız. Evet, rulo yapacağız. Tepsiye koyacağız, Hı-hı. yağlayacağız. Uğraş dur. Yani. Bana göre uğraştırıcı evet. değil de. İşte genç kuşağa göre biraz öyle galiba. Bu arada gözleme yapmayı da çok seviyorum ben. Hmm. Onları da evlere yapıyor musunuz? Yok, sadece mantı yapıyorum. Sadece mantı yapıyorsunuz, evet. tamam. Gözleme saçta mı yapıyorsunuz? Var mı evde saç? Saçta, tavada. Ha, ne ben tavada çok severim gözlemeyi. Evet. Hı hı. Kolum şöyle. Tabii tabii. Yapıyorum. Evet. Genelde ben evde mesela yapıyorum. Kızıyorum. Şuna kızıyorum. Böyle insan büyüdükçe izlediğim bir filmde Çağınırman filmiydi galiba. Çok net hatırlamıyorum. En büyük hayalim buraya katılmaktı. Ona kavuştum. Ay vallahi bizim burada olmak en büyük hayalinizse biz hayallerinizi gerçekleştirdik. Hakikaten ayda bir çağırırız. Gerçekten olur vallahi öyle. Gelirim. Bu gelirim. İlk bugün ilk defa katıldığınız için böyle bir pratik yapalım. Siz de bir alışın. Tamam. Şimdi bir tane daha açalım. Bir tepsinin tamamını dolduracak mıyız? Doldurmayacaksa Yok, iki tane yapayım. Çok zaman kaybederiz. Tamam. Evet. Ben şimdi seyircilerimize gösterelim. Üçer üçer 2 tane açayım. Hı hı. 2 tane yeterli. İsterseniz 1 tane de olabilir. Tepside. Yani süremize bağlı olarak yani siz yapabiliriz. Siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz. Çünkü mantımız da uzun. Mantımız da uzunsa bir hı. tane yapalım. Çoluğumuz da uzun. Hı hı. Zaten mantığıyla ikisi aynı anda zor tariflermiş. Evet. İkisi de açmalı olduğu için. Evet. Rulo da uzun. Evet. İşimiz vardı efendim. Bugün buradayız. Bugün buradayız. Evet. Normalde kıvırmam. Bugün heyecandan birazcık kıvırıyorum. Hiç heyecanlanmayın. Geçmedim artık heyecanınız. Her gün yaptığımız kıvrılıyor. Şeyler. Ha? Biraz sakin. Geçti geçti. Geçti. Daha ha. daha heyecanlıyım. İyisiniz geçti. Değil mi şu anda? Evet. Tamam. Aman iyi olun. Zaten bitti. Bir tane yapacağız. Fırın evet. tepsisine göndereceğiz. Peki bir tane bu büyük bir rulo mu oluyor? Yani tek ortasına bir tane. Rulo derken şöyle. İsterseniz dörtlü yapayım daha bir tok dursun. Evet öyle Üçlü olsun. Üçlü biraz küçük olacak. Evet. Yani sunumda da. Evet evet. Dörtlü hmm. yapayım o zaman. Şey bu biraz tezgah kayıyor. Hı hı. Aslında hamur açma altına bırakmak için şeyim vardı. Ben onu getirmeyi unutmuşum. Ne vardı? Kaymaması için böyle ha. pastacılarında kullandığı Kullandı. Bir şey var. Hı. Evet.
Onu unuttum. Ama burada seyircilerimiz onu anlayışla karşılıyorlar. Evet. Çünkü bir saat içerisinde bir stüdyo ortamında yemeklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Ev ortamı da herkesin kendi alıştığı ortamdan da daha uzak bir ortam olduğu ben için. Ben de o yüzden biraz acele evet, ediyorum. Evet, yani hiç dert etmeyelim. Hı-hı. Şimdi biz bir tane daha açacağız, bir hamur evet. daha açacağız. Dört kat olmuş olacak. Evet. Çünkü normalde üç kat yapıyorum ama bugün dört kat yapacağım. Tamam. Normalde üç kat, üç evet, kütleler evet. haline ayırıp evet. incecik açıyoruz hamurumuzu. Hı-hı. Hamurumuzda neler vardı? Bir kez daha seyircilerimizle paylaşırsanız. Hamurumuzda iki yumurta var, yarım su bardağı yoğurt var. Evet. Tuzumuz var. Biz tuzumuzu unuttuk tabii diğer hamuru yoğururken ama bu hamur var. Var, tamam. ondan sonra sıvı yağ var. Yarım çay, yarım su bardağı. Evet. İşte aldığı kadar su, un. Unumuz kadar. Var. Evet. Bir de sirkemiz var çıtır olması açısından. Evet, o sirke zaten o kıyır kıyır çıtırlığı vermiş. Püf noktası zaten sirke bunun. Yarım saatte dinlendirecekler evet, değil mi? Evet. Dinlenmezse biraz zor açılıyor. Dinlenirse daha kolay açılıyor. Evet. Zaten genel olarak bu hamurlarda hepsini dinlendirmek gerekiyor. Evet. Kurabiye hamurlarında da bile öyle buzdolabına atıp biraz bir evet, saat evet. kendini buldurmak gerekiyor. Evet. Vaktimiz varsa bunların hepsini yapalım. Evet. Evet. Ama iyi, fena değil. Hallettik. Hallettik. Da. Evet. Ben biraz heyecandan tam güzel yapamıyorum bugün. Yok, gayet iyi yapıyorsunuz. O kadar olur. İlk tecrübe. Kameralar karşısında hem konuşup hem yemek yapmak hiç de kolay bir şey değil bu arada. Ancak zamanla evet, olabilen bir bunu şey. Bunu da açtım. Evet. Son kat. Hı-hı. Bırakayım. Yine yağımızı koyuyoruz. Evet. Her kata sıvı yağ efendim evet. ve cevizini evet. dövdüğümüz. Hı-hı. Evet. Tabii biz az yaptığımız için cevizimizin hepsi harcanmadı. Evet. O yüzden şu cevizi değil. Kaldırabiliriz. Evet, biz bunu diğer konuklarımızın tarifleri için hı-hı. saklayıp. Böyle rulomuzu yapmaya başladım. Hı-hı. Şöyle birazcık burarak, bir hafif hı-hı. böyle uzatarak. Hı-hı. Görünümü güzel olsun diye. Hı-hı. Biraz da. Daha... Sağdan soldan çekiştiriyoruz. Evet, çekiştiriyoruz. Tepsimize sığar mı? Yan sığar. Tamam. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Bunun şimdi... üzerini fırçayla yağlayalım. Yağlayalım. Fırça evet. vereyim ben. Hemen buna size... yumurta sarısına gerek yok. Onu soracaktım. Yumurta sarısı sürecek miyiz diye. Şu kaşığı şöyle bırakayım. Alayım ben o kaşığı. Fırça. Buyurun. Tamam. Gayet çıtır kaç çıtır. Kaç derecede pişireceğiz? Çok lezzetli. Yani bazı fırın 200, bazı fırın 180. Artık sizin fırınız nasıl pişirir bilemeyeceğim. Hı-hı. Yani 20 dakika, yarım saat kızarana kadar. Kıpkırmızı olunca olacağız. Kıpkırmızı olana kadar. Tamam. Tamam. Bu kadar. Fırına bu gönderiyorum bitti. O evet. zaman. Evet efendim, bizim sadece içinde ceviz olan çıtır böreğimiz fırına gidiyor. 200 derecede, 180-200 derecede üzeri kızarana kadar pişecek. Yok pişerken biz de ne yapacağız? Günün ikinci tarifi olan neydi? Rulo. Siz ellerinizi yıkayın. Evet. Rahat rahat ellerinizi yıkayın. Rulomuzun malzemeleri burada. Ekranlarınıza geliyor. Bakalım içinde neler varmış. Bir su bardağı ıspanak püresi, 5 adet yumurta, 4 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un, karabiber ve tuz. İç harcı için labne peyniri, jambon, közlenmiş biber, kornişon turşu. Evet, ne yapıyoruz? Yumurtalarımızı, sarısını hı-hı. ayrı, beyazını ayrı. İlk önce bir çırpıyoruz. Çırpıyoruz, evet. Evet, kat kat. Bunda beyazları, bunda aha. pardon, bunda sarıları, bunda aha. beyazları. Şimdi bu hakikaten böyle rulo diyoruz, ıspanaklı rulo. Böyle seyircilerimizin kafasına canlanması için ben de bir taraftan anlatmak da evet. istiyorum. Bir ıspanak püresi kullanıyoruz. Evet. Püremizi nasıl yaptık? Bir onu ondan bahsedelim. Püremizi, ıspanakları, evet, ıspanakları aldık, yıkadık. Tek hı-hı. yapraklarını buharda öldürdük. Yani hı-hı. haşlamadık. Hı-hı. Ondan sonra şey yaptık. Blenderdan geçirdik. Evet. Hiç su koymuyoruz. Hı-hı. Hiç su koymuyoruz. Evet, hiç su koymuyoruz. Evet. Püre yaptık.
O kadar. Blender'dan çektik, püre yaptık, evet, o kadar. Evet. Tamam. Evet, onda çünkü biz burada hazır kullanıyoruz ya, ıspanak püresi dediğimizde içinde herhangi bir detay var mı? Seyircilerimizle paylaşmak lazım. Hiçbir detay lazım. Yok. Bilsin de ıspanakları haşlayıp blender'dan çekiyoruz. Yani. Evet. O kadar. Tuz bu mesaire koymadan. Öyle mi? Biraz yok. Tuz koyuyor musunuz? Yok. Tamam. Koymuyoruz. Sadece bunun içine birazcık bir miktar tuz gerekiyor. Hı-hı. O beyaza gerekir her zaman daha iyi kabartsın, hı-hı, diye. Ben tuzu getireyim size. Sizden rica edeceğim. Hı-hı. Dökebilir misiniz? Tabii ki. Bir çimdik tuz dediğimiz efendim. Evet. Aynen. Siz onu mı çırpacaksınız? Sarıları, evet, mı çırpacaksınız? Ben beyazları çırpayım isterseniz. Beyazı kar haline getireceğiz. Evet evet, kar. Sarılarının içine de püreyi, efendime söyleyeyim, nişastamız var. Püreyi, nişastayı. Ve bir kaşık, evet, unumuz. 4 kaşık nişasta, 1 kaşık unumuz. 1 yemek unumuz. Kaşığı unumuz, evet, var. Onu koyacağız. O kadar. Başka malzeme yok burada. Tamam. Evet, un girdi. 4 yemek kaşığı, 1 yemek kaşığı un girdi, evet, ve ıspanak püremiz giriyor. Evet. Ben de beyazları sizin yardımıyla kar haline getirmeye çalışıyorum. Birazcık da karabiber alabilir miyiz size zahmet? Tabii ki. Bunun içine biraz da karabiber koyarsak. Tabii ki. Buyurun. Daha güzel oluyor. Tamam. Şimdi bunu böyle, aa, genelde böyle. Genelde beyazı, hı-hı, ama beyazı söndürmüş olmuyor muyuz böyle? Yok, sönmüyor. Allah Allah. Genelde beyaz hani yavaş yavaş eklenir, değil mi? Evet, evet, evet. O yüzden sordum. Şaşırdım böyle de yani. Olur. Beyaz böyle spatula yardımıyla, evet, dıştan içe. Şimdi bunu tepsiye dökeceğiz. Heh. Tepsiye dökeceğiz. Biraz daha karıştırayım. Öyle pişireceğiz, evet, tepsiye döküyor. 8 dakika. 8 dakikayı kesinlikle geçmemesi gerekiyor. Ay vallahi reji hatırlatsın onu bize. Püf noktası. Bir yer lezzeti yaparsan, evet, unuturuz. Şöyle bir spatula da olabilir. Ben size spatula vereyim. Evet. İsterseniz sıyırın kabı. Evet. Sıyırayım mı? Yani bence. Tamam. Tamam. Bu, hı-hı, tamam. Şöyle bırakayım. Kaç derece demiştiniz? 180. 180 derece. Evet. Fırınımız sıcak sanırım. Evet. Fırınımız sıcak. Tamam. Bu tamamdır. Hı-hı. Fırına bunu. Ben fırına gönderiyorum. Siz de isterseniz o sırada ellerinizi yıkayabilirsiniz. Efendim 8 dakikaymış. Biz rejiden rica edeceğiz tabii ki. Yoksa mantımızı yaparken dalarız, unuturuz. Aman diyeyim. Aynen. Püf noktası oymuş. Gönderdik fırınımıza. 8 dakika sonra hamurumuzu alacağız. Ardından şu anda yapmamız gereken başka işimiz var mı burada? Rulomuz çıktıktan sonra, piştikten sonra bu işlemi yapacağız. Hah, bu işlem. Şu an o zaman, evet, burayı beklemeye alıyoruz. Biz mantıya gidiyoruz, evet, değil mi? Tamam. Evet efendim, daha işimiz var ıspanaklı rulomuzla ilgili. O bir pişsin fırında. Burada işte kırmızı köz biberimiz var, jambonumuz var, kornişon turşumuz var. Yani süsleme işlemimiz kalıyor birazcık. Günün son tarifine geçelim. Siz bir şey söylediniz. Hamuru yoğuralım. Ondan sonra diğer hamurumuzu ben yoğurdum. Tamam. Daha önceden. Ben malzeme listesini sayıyorum. Ispanaklı mantımızın geliyor ekranlarınıza. Bakalım içinde neler varmış. 1 demet ıspanak, 2 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz. İç harcı için 300 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, pul biber ve tuzumuz var. Sosu için yoğurt, sarımsak, tereyağımız var. Bu kadar. Evet, tamam. Başlıyoruz şimdi. Önce hamurumuzu yoğuralım. Hı-hı. Bir kaşık hamurumuz alabilir miyim? Hamurumuz da hazır bu arada, değil mi? Daha, hı-hı, önceden. Onu kaşık da alabilir miyim canım? Onu siz dökecek misiniz bana ya? Dökerim tabii. Hı-hı. Yumurta kırmaya artık tamamen alıştım yani. Kaç günde. Burada ayırmıyoruz herhalde. İki yok, yumurtamızı. Tamamı. Şu anda mantımızın hamurunu hazırlıyoruz. Mantı hamurundaki tek farkımız aynı bu ıspanaklı rulada yaptığımız gibi içine püre kullanıyoruz. Direkt, evet, püre atıyor musunuz içine? Evet, direkt, hı-hı, atıyorum. Yeşil şimdi olması için. Yoğurdumuzu da koyalım, yağımızı, tamam, da. Su yok herhalde. Yok. Su hiç koymuyoruz buna. Tamam. Çünkü ıspanak püresi, evet, herhalde yeterli oluyor. Bu da? Bunun aldığı kadar un koyacağız buna. Aldığı kadar. Evet. Evet. Bu tamamdır. Alalım. Şimdi, evet, ilave edeyim mi? Evet. Lütfen. Unumuzu ilave etmeye başlıyoruz efendim. Yine aldığı kadar unumuz. Hı-hı. Hı-hı.
tek farkı, yani normal bir hamur hazırlıyoruz aslında. Evet. Sadece içine ıspanak püresi koyuyoruz. O yüzden evet. de yeşil mantı oluyor. Bunun su yerine sadece ıspanak püresi koyuyoruz. O yüzden yeşil oluyor. Bunun da mı dinlenmesi gerekiyor? Evet. Bunun da yani yarım saat, bir saat dinlenmesi gerekiyor. Evet. Ekliyorum. Ekleyin. Bu biraz sert olacak. Sert bir hamur olacak. Evet. Yani kulak memesi kıvamı değil bunun kıvamı. O birazcık daha sert, sert. Olacak. Hı-hı. Evet. Sonra da herhalde kıymasını. Evet. Kıymanın içine. Bir taraftan kavuralım mı kıymasını? Kavurmuyoruz. Ha, çiğden mi yapıyoruz? Karabiber lazım. Pul biber lazım onların kıymaya. Onların hepsi burada. Evet. Bu arada tencerede ne yapacağız? Mantıyı haşlayacağız. Ha, haşlayacağız. Hı hı. Evet. Bir anda böyle ben kızartacak mıyız? Yok. Ne yapacağız? Böyle bir anda çıtır ya, mantı mı yapacağız? Çıtır mantı da yapıyorum. O farklı bir şey. Hı, yani 3-4 çeşit mantı, mantı yapıyorum. Mantı, evet. Bayılırım. Biraz daha onu alabilir miyim? Tabii. Çıtır mantı fırında kızarıyor ya da tavada yağda kızartabiliriz. Hı hı. Fırında da olabiliyor. Tabii fırında da çok güzel oluyor. Ya fırında onun fırının en üst tarafına mı koymak lazım? Bölme ortasına, ortasına. Ortasına. Tabii. Arkadaşlar kaç dakika kaldı bu arada? 4 dakika sonra almamız gerekiyormuş. Evet. O soğursken. Yine de bir olmuş mu diye bakalım da hani şey olmasın. Tamam. Biraz daha. Evet. Biraz daha. Biraz daha koyayım. Evet, koyayım. Tamam, bunu bir yoğurayım. Tamam. Ben bir fırına bakayım. 4 dakikamız daha varmış. İrem bize haber verir. İremciğim. Sert bir hamur olacakmış. Onu da tekrar belirtelim. Evet. Yine dinlenmesi gerekiyor. Yine Fatma Hanım önceden hazırlamış. Hazırı var bizde burada. Hatta açayım onu yavaş yavaş. İyi olur. Aha. Böyle bir şunları bir kenara alalım. Ben tekrar tezgahın üzerinde özleştirebilir miyim? Bunu tekrardan tezgahın üzerinde bir yoğurayım. Özdeleştirelim tabii tabii. Ben de bunun acizane çıkarayım şöyle. Evet ben de bu önceden hazırladığımızı çıkarttım. Tamam. Böylece. Elinize sağlık. Evet. Sistem budur değil mi? Yeni öğrenenlere gösterelim. Hı-hı. Budur değil mi sistem? Evet. Her zaman. Böyle böyle yapacağız efendim. Evet. Hamuru kendini buldurmak bu sistemde yapılıyor. Evet. Böyle. Bu tamam. Tamam. Onu koyalım içine. Streçliyoruz ve evet. Ben elimi yıkayabilir miyim? Tabii ki yıkayabilirsiniz. Evet efendim. Ben de açayım mı? Bunu da mı... Merdane yardımıyla, oklava yardımıyla. Oklava yardımıyla, evet. Ama orayı bir kağıtla silebilir miyiz? Tabii ki silebiliriz. Ben hamur kendini bulsun diye uğraşmaya devam edeyim. Evet. Güzel bir hamur yaptık efendim. Sadece tek farkı şu an yeşil bir hamur görüyorsunuz. İçine ıspanak püresi koymamız. Başka bir detayı da yok aslında. Aa, çok zevkli. Açması değil de işte böyle uğraşması hakikaten çok zevkli. Bir tadına varınca bayağı rehabilitasyon. Evet. Psikolojiyi tedavi ediyor. Gerçekten öyle. Öyle. Evet. Ben şimdi bunu streçleyeyim. Siz buyurun. Hamur bir tane yapacağız. Heh, alacağız da. Beze. Pardon, beze alacağız. Beze alacağız. Tamam, onu ben alayım. Şöyle buyurun. Vakit evet. açısından hepsini yapamıyoruz. Bu arada 8 dakika oldu. Ben çıkartıyorum ruloyu. Tamam. Oldu mu? Siz bir bakın. Yani olmamış. Evet, demek ki 8 dakika bizim fırında değilmiş. Sizin fırında değil, evet. Evet. Efendim, 8 dakika değil. Bizim fırında. Tabii fırına göre değişiyor. Değil. Evet. Yani siz onu anlayacaksınız. Hafif dokunun. Ben dokundum. Daha hamur kıvamı almamıştı. Ben açmaya başlıyorum. Başlayın lütfen. Bu normal hamurlara göre çok sert bir hamur oluyor. Hı hı.
Yani ıspanağın şeyinden dolayı. Normal hamur daha mesela yumuşak. Cıvık oluyor, yumuşak oluyor. Bu sertleşiyor gitgide. Yani ıspanaktan dolayı. Şu an çok belli zaten. Evet, bir de su yok ya içinde. Su da olmadığı için daha da sert bir hamur. Evet. Şimdi bunları da keseceğiz. Bu da en keyifli işlerden bir tanesi. Değil mi? Kesme işlemi. Evet efendim, size bir taraftan hamurumuz açılırken, hamur demek de kolay, hamurumuz demek de hiç kolay değil. Sosyal medya, aynı zamanda kanalımızın web sitesindeki başvuru formumuzdan bahsedeyim tekrar. Çünkü Fatma Hanım da bir başvuruydu hatırlarsanız. Evet. Instagram adresimizden, kanalımızın Instagram adresinden de başvuru formunu görebiliyorsunuz. Web sitesinden de görebiliyorsunuz kanalımızın. Başvuruyorsunuz, sonra bu güzel mutfakta beraberce yemek yapıyoruz. Bu ufak hatırlatmayı da yaptıktan sonra zannediyorum hamurumuz da oldu. Evet, oldu. Şimdi keseceğiz, evet. Değil mi? Evet. Ben bir taraftan yalnız bir şeyi hazırlamayı unuttuk. Neyi? Kıymayı hazırlamayı unuttuk içini. Daha vaktimiz var, hazırlayabiliriz. Var, tamam. Evet. Onu hemen 2 dakika hazırlayıp ondan sonra kesebilir tabii miyiz ki, canım? Tabii ki. Eldiven alabilir miyim? Oldu mu? Evet. Tamam mıdır? Tamam, süper. Evet, bunu da çıkartalım. Hı-hı. Şöyle koyayım. Efendim hatırlarsanız bu da ıspanaklı rulonun malzemesi. Şimdi eldiven istiyorsunuz. Evet. Ben eldiveni de veriyorum kıymayı size. Kıymayı karıştırmak için. Bizim fırın 12 dakikada pişirdi. 8 dakika demiştik. İşte fırından fırına değişiklik gösteriyor. Aslında dakika vermek evet. Çok doğru değil. Kıymamızı koydum. Aha. Soğanımızı içine koyuyorum. Evet. Biraz pul biber. Birazcık da karabiber alabilir miyim? Tabii. Şurayı açayım. Göz kararı, yani yarım çay kaşığı kadar bunu koyuyoruz. Şöyle verelim bunu. Bunu karıştırıyoruz. Biraz daha buraya gelin. Tamam. Bunu karıştırıyoruz. Evet. Ondan sonra kesip dökeceğiz içine. Kesip döküyoruz. Tek eldivene ihtiyacınız var. Evet. Tereyağını biraz sonra da tekrar eldivene ihtiyacım olacak. Sos yapmak için mi kullanacağız? Evet. Aha. Tereyağı, bir de pul biber. Arzuya göre... İçine mi koydunuz Hayır. siz pul biberi? Evet. Burada vardı pul biber. Hem içinde... Evet, hem içinde hem şeyinde tamam. olduğu için. Tamam. Bu arada bir de açarken bir tane, dökerken bir tane bana eldiven lazım. Tamam, eldiveniniz var. Tamam, bu oldu. Tamam. Evet. Buraya koyabilirsiniz Tabii. eldiveni. Attım. Şimdi kesiyoruz. Hamurumuzu kesiyoruz. Bunun işi bitti. Şöyle bırakabilir miyim? Yani herkes kendi istediği büyüklükte kesebilir bunu. Benim ölçüm bu. Böyle kesiyorum ben. Şimdi ekranlarını açmış olan seyircilerimiz varsa eğer, evet, mantı yapıyoruz. Bildiğiniz mantıyı yapıyoruz ama yeşil. Niye yeşil diye sorarsanız, evet, içinde çünkü ıspanak püresi var. O yüzden hamurun rengi yeşil. Bir kez daha onu da hatırlatmış olalım seyircilerimize. Evet. Bir taraftan da suyumuz da haşlanıyor. Biraz tuz atıyorum suyumuzun içine. Birazcık da yağ atalım, püf noktası. Ya makarnada... Mesela yağ atın derlerdi, artık onun yanlış olduğunu söylediler. Mantı da öyle mi? Mantı yapışmaması için biraz yağ. Evet. Tamam. Biraz da püf noktası. Tamam. Evet. Ben tabii heyecandan çok düzgün kesemedim şu an. Ya hiç onun düzgünlüğü önemli değil, gayet de düzgün kesiniz. Siz çok güzel bir enerji veriyorsunuz. Ben daha heyecanlıydım, yendim heyecanımı. İkinci sefa geldiğinizde her şey daha güzel olacak, temin ediyorum. İnşallah, inşallah. Öyle, gerçekten. İnşallah. Evet. Evet. Şimdi beraberce benim de yardımımla evet. içine kıymalarımızı koyalım, evet. haşlamaya atalım. Evet. Tamam mı? Eldiven alabilir miyim tekrar? Tabii dökmek ki. Için? Dökmek için derken anlamadım. Yani kıymaları eldivenle döküyorum. Hamur yaparken elimiz yapış olmasın. Ha, hiç yapışmıyor ki. Öyle değil. Şimdi öyle mesela değil mi? Yapıştıracağız ya şimdi. Bunu aldık. Aha. Mesela döküyoruz ya. Tekrardan elimizi şey yaptığımızda hamurlar yapışırken sıkıntı yaratıyor. Ha.
yüzden ben eldivenle döküyorum. Tamam. Ha, buna hem daha hijyenik oluyor. Evet, mi? Kıyma açısından. Daha ama hijyenik. Ne diyorlar biliyor musunuz? Ne diyorlar? Eldiven kullanınca elin lezzeti geçmiyor. Geçiyor. Hiç, büyük şefler hiç eldiven kullanmazmış. Öyle bilimsel mi? Bilimsel bilgi. Eldeki bakteriler çünkü. O zaman çıkartalım. Yok hayır, şimdi devam edelim de bize bir şefimiz gelmişti mutfağımıza, o söyledi. Öyle mi? Bu elimin lezzeti dediğimiz şey gerçekten herkesin elinde farklı farklı olan, evet, bakterilermiş. O bakterilerin yemeğe geçmesiymiş. Oymuş el lezzeti. Yani bu lateks ben dediğimiz. Ben de bunu öğrenmiş oldum. Evet, bu lateks dediğimiz eldivenleri kullanmak pek, evet, iyi değilmiş. Ben, evet, de arada kullanıyorum ama, evet, bize söylenen bu. Bir kapatmayı gösterin isterseniz. Ben de bir taraftan kapatayım. Tamam. Eldiveni çıkartmam, aha, gerekiyor. Zamandan kazanalım diye şöyle diyorum. Bohça yapıyoruz. Bildiğimiz bohça. Bakın. Şöyle. Bohça. Bu şekilde. Tamam. Hı. Ben devam edeyim mi bu arada içini dökmeye? Ben içini dökeyim. Siz isterseniz bohçayı yapın. Olur mu? Çok iyi olur. Daha iyi olur. Çünkü, tamam, daha güzel yapıyorsunuz siz şekil olarak. Ben de içlerine koymaya devam edeyim. Evet. İç harcımızda kıymamız, soğanımız, pul biberimiz var. Karabiberimiz, karabiberimiz var. Baharatlarımız var. O kadar. Evet. Başka da bir şey yok. Böyle böyle. Çok da koymuyorum rahat kapansın, evet, evet, diye, değil biraz mi? Biraz fazla koyunca zor kapanıyor. Evet, zor ben kapanıyor. Ben de biraz fazla koymuşum kimisine. Evet, ben de fazla koydum şu anda, fark ettim. Ama içte böyle bol kıymalı olunca güzel oluyor sanki, değil mi? Bu bayağı bol kıymalı. Evet, biz bayağı bol koyduk. Normalde hazır mantılara bu kadar koymuyorlar. Ben kendim evde yaptığımda da böyle. Öyle mi yapıyorsunuz, evet, yani siz de hazırladığınızda? Evet. Burada böreğe de bakmak gerekiyor. Misafirlerimi çok büyük keyifle yapıyorum ben bu mantıların çeşitlerini. Ve çok da seviyorlar, öyle mi, sizin, evet, mantıyı? Bence börek oldu. İyi ki aklıma gelmiş, yoksa yakardık böreğimizi, değil mi? Harika olmuş. Evet. Oo. Bu da nasıl bir fırın eldiveniyse maşallah ısıyı birebir geçiriyor. Gerçekten. Yine yanıyorduk. Evet. Evet, böreğimiz de bayanlar gibi kızarmış. Mantıyı zaten sevmeyen azdır diye düşünüyorum, değil mi? Yani. Mantı, yani hamur işlerindeki en güzel lezzetlerden bir tanesi, evet, bence. Ama bu yeşil mantı acaba ıspanak işte nasıl tat verecek, onu hakikaten merak ediyorum, tadacağım. Hiç belli olmuyor. Kesinlikle ıspanak. Sadece var renk mi olarak mı? Sadece renk olarak gözüküyor. Hmm. Asla belli değil. Yani aslında bir sunum, bir farklılık olarak, değil mi? Sunumu çok güzel. Tadında, hı-hı, hiçbir fark yok. Yani özel günlerde arkadaşlarına yapılabilir. Yapılabilir. Evet. Yani zamanınız varsa tabii ki efendim. Bu biz işler, ev kadın, evet, olduğumuz için. Daha uğraştırıcı hakikaten, hı, emek isteyen işler. O yüzden zamanımız varsa ve sofralarınızda bir farklılık istiyorsanız eğer ki bu mantıyı yapabilirsiniz. Evet. Diyelim. Yani bunu kırmızı biberle de yapabilirler. Kırmızı oluyor o zaman. Hı hı. Mantı. Evet. Heh, kapya biberi da yapıyorlar, de değil mi? Evet. Kapya biberi de blenderdan, közleyip blenderdan, evet, çekip, evet, yapabilirsiniz. Evet. Yani hangi rengi vermek istiyorsanız aslında o sebzeyi kullanabilirsiniz. Evet. Bravo, çok güzel bir şey söyledik seyircilerimize. Gayet o da çok güzel oluyor. Hı hı. Ama en güzel hani renk olarak bu, bir de şey beyaz mantı güzel oluyor. Hı hı. Renk ve sunum olarak. Renk ve sunum olarak. Evet. Tat olarak da öyle. Ben bir taraftan bu yaptıklarımızı haşlamaya atsam mı? Ne dersiniz? Olur. Aynı anda mı atalım hepsini? Aynı anda atarsak daha iyi, tamam, olur. Tamam. O zaman bu kadarını daha yapalım. Evet. Tamam. Hı-hı. Hı-hı. Şöyle kenara alıyorum. Evet. Çünkü daha salatamızı bitirmemiz gerekiyor. Evet. Evet, bunları da, hı-hı, yaparız. Evet. Yani bir tabak olur. Evet, bir tabak. Bir tabaklık yapacağız zaten. Seyircilerimize göstereceğimiz, evet, kadar. Hı hı. Ben de buraya alayım, dizeyim ki sonra gönderelim haşlamaya. Ne güzel dizdiniz. Evet, rengi çok güzel oldu. Hakikaten gayet çekici bir, şu an çiğ bile gayet çekici. Piştikten sonra daha da bir güzel oluyor. Tabii. Tabii.
tık daha güzel olur. Kaç dakikada haşlanacak? Yani 5 dakika tencerenin gene kaynamasına göre. Tencere şu an fokur fokur damaktan buharlaştı gitti, o kadar kaynıyor. 5 dakika kaynasa yeterli. Bayağıdır, tamam. Tabii yine pişmiş mideye bakıyoruz. Öyle alıyoruz. Tamam. Evet. Ben şöyle bu taraftan yapayım siz. Almanız kolay olsun diye. Çok hızlı yapıyorum yetişsin diye. Evet. Bizim programımızda bir saat içerisinde bu lezzetleri yetiştirmemiz gerekiyor. Ki bence mantı kendi başına bir saatlik bir iş. Değil mi? Evet. Yani bir de siz 3 lezzet çıkardınız bugün. Gerçekten ellerinize, kollarınıza, emeğinize sağlık. Şimdi daha ıspanak püresinden 2 ayrı çeşit. Evet. Ve daha bunu yapacağız. Evet. Değil mi? Daha bu ruloyu yapmamız gerekiyor. Bundan sonraki işlemi basit mi rulonun? Basit. Yani içine malzemeleri koyup rulo yapıp dolapta bekleteceğiz. Sertleşecek. Biraz. Tamam. Böyle çıkıyor işte. Çıkarmanıza gerek yok. Onu şey yaptıktan sonra. Ben seyircilerimize göstermek anlamında. Çok kolay çıkıyor soğuduktan sonra. Evet, mantılarımızı bir tabaklık yaptık. Şimdi kaynayan suyumuzun içine yeşil mantılarımızı koyuyoruz. Yeşil mantılarımız haşlanırken bir taraftan da ne yapıyoruz? Ispanaklı rulomuzu hazırlıyoruz. Evet, şimdi labne peynirimizi mi sürüyoruz ilk olarak? Evet, önce onu sürüyoruz. Bir şey ne istediniz? Spatula. Evet. Efendim, bir hatırlatma yapalım size. Bu ıspanaklı rulomuzun da dinlenmesi gerektiği için sağ olsun Fatma Hanım daha önceden yapıp getirmiş. Bizim dolabımızda vardı aslında, şu anda sunumda hazır. Ama biz size yine tüm aşamalarını gösteriyoruz. Sonra yine dolaba göndereceğiz bunu dinlenmesi için. Neler yapmıştık? İlk önce bu ıspanaklı hamurunu yaptık. Fırında 8 dakika demişti Fatma abla, ama hep bu diyoruz ya, bu fırında farklılık gösterebiliyor diye. Bizimki 12 dakikada pişirdi. Daha sonra labne peynirimizi güzelce çırptık. İçine sıvıyoruz. Şimdi diğer malzemeleri koyacağız içine. Evet, biberimizi ondan sonra yerleştiriyoruz. Kırmızı kapya biberimiz. Evet. Biberlerimizi bir havluyla, hani daha önceden şey yaparsak, kurularsak çok daha iyi olur diyorsunuz. Sulanmaz. Evet. Böyle bu şekilde yerleştiriyoruz. Çekirdeklerini alıyoruz. Buraya koyabilirsin canım. Şöyle yerleştiriyoruz bunu. Evet. Bir de kornişon turşumuz var. Onları bölüyor muyuz direkt, böyle bütün bütün koyuyoruz? Bir de jambonumuz var. Turşuları bölüyor muyuz? Yok, direkt bu da bütün bütün koyuyoruz. Bak zaten salatayı yaparken de söylemiştim Fatma abla. Kırmızı biberle kornişon turşu inanılmaz yakışıyor. Çok güzel oluyor. Dışında bir de böyle güzel bir hamur daha ne olsun? Aynen. Çok güzel oluyor. Bu jambon yerine bence hindi füme de güzel olur. Ben hindi fümeciyim biraz. Severim hindi fümeyi. Nasıl arzu ederseniz. Evet. Yani. Damak tadımıza bağlı. Evet. Bunu da her yerine önce, ondan sonra şeyi koyuyoruz, jambonu. Ondan sonra da turşularımızı koyuyoruz. Evet. Bir taraftan da mantımız haşlanıyor. Ben hemen mantıyı bir karıştırabilir miyiz? Tabii ki. Bu biraz az geldi ama hani. Ama onlar ikişer tane galiba, değil mi? Sen ayırmadın onları. Evet. Hata bende. Olsun hata değil, ama ikişer taneydi onlar. Tamam, süper. Bir taraftan da mantı için efendim tereyağımızı yakmamız lazım. Şöyle bir mantıyı da bir karıştıralım, yapışmasın birbirine. Evet, birazdan onlar da hazır olacak. Bir pul biberi de yakalım tereyağında, mis gibi. Zaten böreğimiz hazır. Bu arada böreğimizin özelliği de birazdan sunumda göreceksiniz. Sizi heyecanlandırıyoruz. Yapmaya devam et ablacığım. Turşularımızı da yerleştirdik. Sarmamızı da bu şekil yavaş yavaş. Yapıyoruz. Bu da kolay bir iş değil. Evet, bu yuvarlaması çok zor. Zor. Fatma ablacığım, senin oldu. Bütün maşallah tarifler hakikaten bayağı iş istiyor. Bayağı zor. Bunu bu şekilde dolaba gönderiyoruz. Bu şekilde dolaba gönderiyoruz. İşte dinlenmesi gerekiyor, kendini bulması gerekiyor efendim. Ama
Sağ olsun Fatma abla önceden hazırlamış ve yapmış. Şu anda göremiyorsunuz daha. Birazdan göreceksiniz. Bir mantımızı da hazırlayalım. Sonra sunum tarafına gideceğiz. Tereyağımızı ben erittim. Pul biber yakıyoruz değil mi mantımız için? Evet. Biz bunu kırmızı biberle de yapıyoruz. Normal kırmızı biberle, yemekli kırmızı biberle. Benim çocuklarım salçayla da olur mesela. Ama acılı da güzel oluyor evet. Yani. Görüntü açısından da güzel oluyor. Evet. Mantımız yeşil. Rulomuz yeşil. Değil mi? Evet. Böreğimiz de, demin börekten bahsediyordum size. Özelliği böyle elle koparılmasıymış değil evet. mi? Elle evet. bölüp bölüp yenmesiymiş. Evet. Birazdan onu da göreceksiniz. Ablacığım senden sunumunda da elle koparılıyor. Sunumunda da elle evet. koparılıyor. Evet. Şimdi kevgirimizin yardımıyla ne yapıyoruz? Haşlanan mantılarımızı zaten haşlandıkları nasıl ben belli ellerimi kabarlar. Yıkayabilir tabii miyim? Ki yıkayabilirsin. Sunum tabağımızı alalım. Evet. Mis. Üzerine yoğurdumuzu getir istersen. Yoğurdumuzu koyacağız değil mi? Üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu. Evet, sarımsaklı yoğurdumuz da hazır. Ben bir kaşık alabilir miyim? Al canım. Unuttum. Evet. Şimdi tenceremizi kapadık. Koyalım mı üzerine? Neyse başka zaman. Evet. Biliyorlar zaten insanlar ne yapacaklarını. Yoğurdu güzelce karıştırılması gerekiyor. Tabii ki. Şöyle ortasına. Tamam şöyle hızlı olsun diye şöyle dökeyim ben. Evet. Üzerine de yoğurdun üzerine de. Ah işte en güzel kısmı tereyağında tereyağı ve pul biberimizi dökebiliriz. Pul biber. Şöyle. Nasıl güzel sesler ve kokular değil mi? Çok güzel oldu. Yeşil mantar. Ellerinize sağlık. Gel hadi koyalım. Senin eline çok güzel bu arada. Senin eline sağlık. O kadar çok şey yaptın ki bugün hakikaten gel yanıma istersen Fatma ablacığım. Hakikaten yani benim harcım değil. Çok açık ve net söylüyorum maşallah. Size de maşallah. Yok yok size sana maşallah Fatma abla sana maşallah. Çünkü efendim bakın rulomuz burada görüyorsunuzdur şu anda. Bu emek isteyen, hakikaten zaman isteyen çok hepsi zaman, lezzetler. Evet. Eline koluna sağlık. Böreğimizi de böyle elle böldük mis gibi özelliği oymuş. Benim evet. naçizane bence artık bu lezzetlerin yanında çok ehemmiyeti kalmayan salata. Ama aşk dedim olsun. Ya yeşiller bugün, yeşillerin çok günü. Çok, çok teşekkür ediyorum. Rica sen ederim. De yeşil giymiştin zaten. Bilerek mi yeşil ay, giydin? Yok. Lezzetlerime uygun olsun diye. Yok, çok teşekkür kesinlikle. Ediyorum. Rica ederim. İkinci kez geldiğinde sen de daha tecrübeleneceksin. Tabii. Kendini daha i̇nşallah, rahat hissedeceksin inşallah. Bu mutfakta. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Kusurumuz olduysa affola. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz ve yemek yapmayı hiç unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.